Ayancık Müftülüğü misafirhane sohbetlerinden herkese hayırlı günler, hayırlı pazarlar diliyorum. Kıymetli izleyenler, bugün misafirhane sohbetlerimizde daha önce olduğu gibi yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Pek çoğunuzun çocukluğundan, gençliğinden beri kitaplarından tanıdığını tahmin ettiğim bir isim. Özellikle kendini arayan adam dediğimde herhalde pek çoğunuz tanıyacaktır. Halit Ertuğrul hocamız bugün konuğumuz olacak. Kendisiyle bugün sohbetimizde aile ve gençlik eğitimini konuşacağız. Bugün hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan Sayın Kaymakamımız İsmail Pendik yine bizi kırmadılar. Konu hakkında, konuk hakkında yine bizlere kısa bir selamlama konuşması yapacaklar. Sayın Kaymakam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Öncelikle afiyettesiniz. Sağ olun, inşallah. Sağ olun hocam. Olsun. Sayın Kaymakamım, bu Halit Ertuğrul Bey'in buraya konuşmacı olarak katılması sizin vesilenizle gerçekleşti. Sizin daha önce Nurhak'ta görev yaptığınız süre içerisinde kendisiyle bir tanışıklığınız olduğunu biliyoruz. Halit Bey bundan bahsetti bize. Konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii. Öncelikle sizin şahsınızda tüm izleyenlerimizi, kıymetli muhterem hocamızı ve tabii daha sonra bu videoyu izleyecek olan kardeşlerimizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Halit Ertuğrul tabii büyük bir isim. Biz daha üniversitede öğrenciyken, lisede öğrenciyken kitaplarını okuduğumuz, büyük bir şekilde istifade ettiğimiz bir isimdi. Tabii kendisini bizatihi tanımıyorduk. Kitaplarından kendini biliyorduk. Üniversitede hatta bir dersimizde bir hocamız demişti ki ya Halit Ertuğrul diye birisi var, kitapları öyle bir sarsılıyor ki ben bile şaşıyorum diye demişti. Oradan da aklımda kalmıştı. Daha sonra tabii Rabbimiz zehamd olsun böyle güzel insanlarla, dostlarla, hocalarımızla, büyüklerimizle değişik ortamlarda bir araya getirmeyi bize nasip etti. Nurhak'ta kaymakam iken oranın Milli Eğitim Müdürü Halit hocamızla diyaloğa geçmiş. Bize de ilettiler. Dediler ki işte program yapılması iyi olur diye. Biz de dedik hay baş göz üstünde böylesine büyük bir ismi ilçemizde ağırlamak, Nurhak'ta ağırlamak bizler açısından büyük bir şereftir diye biz de büyük bir muhabbetle ve sevinçle karşılamıştık. Orada tanıştık hocamızla, yüz yüze tanıştık. Orada hakikaten Nurhak'ta hassas bir ilçemizdir ülkemizde. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, etnik ve mezhebi açıdan çeşitlilik arz eden bir ilçemizdir. Ülkemizin bir küçük mozaiğidir. Orada böylesine bir mozaikte olan öğrencilerimize çok güzel bir konferans verdi. Bütün öğrencilerimiz çok memnun kalmışlardı. Ben de bizatihi tanımaktan büyük bir şeref duydum. Tabii o günden sonra tanışıklığımız hocamızın bize dostum diye ifade etmesiyle bizi büyük bir şekilde mutlu ediyor. Dostluğa, tabii bu dostluk eşit değil. Hocam her zaman benim başımın gözümün üstündedir. Alimler her zaman başımızın gözümüzün üstündedir. Onların duasını almak, onların ilminden istifade etmek bizim için yol göstericidir ve büyük bir destektir. Bir dostluğa dönüştü. Her zaman duasını hissettik. Beytüşşebap'tayken de hocamızla muhabbet ediyorduk telefonda da olsa. Şimdi burada malumunuz işte bu pandemi süreci başladı. Bizler de insanlarımıza ulaşmak için durmayalım diye sizlerle beraber istişare ettikten sonra bu sohbetleri başlattık. Ve Halit hocamızla diyaloğa geçtim. Sağ olsun hiçbir şekilde bir zorluk çıkartmadan, zaten öyle bir insan da değil de bizim davetimize icabet etti. Bizim şereflendirdi, müşerref kıldı ilçemizi. Sayın Kaymakam, 4 tane bugün programı var hocamızın. Bu yoğunluğu arasında herhalde kabul etmesi bu dostluğun bir göstergesi olsa gerek. Allah razı olsun. Rabbim inşallah cennette de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında yan yana o dostluğumuzu gösterir diye dua ediyorum.
Hocamıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Zaten ben çok fazla sözümü uzatmayacağım. Sözü sahibine, sözün ustasına ve ilmin sahibine bırakacağım inşallah. Bu vesileyle sesim geliyor değil mi hocam? Siz devam edin Sayın Kaymakam. Bu vesileyle programınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Halit hocama canı gönülden en kalbi duygularımla saygılarımı, muhabbetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Hepinize evet. Allah'a emanet ediyorum. Allah Sayın Kaymakam çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve güzel bu ifadeleriniz için. Kıymetli izleyenler, çok kısa bir ara rica ediyorum. Ardından Halit Ertuğrul hocamızla birlikte olacağız. Görüşmek üzere inşallah. Ben müsaade ederseniz ayrılayım hocam. İnşallah bizler devam edelim. Saygı ve muhabbetlerimi sunuyoruz. Hayırlara vesile olsun. Evet. Allah'a emanet. Evet, kıymetli izleyenler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Sayın Halit Ertuğrul. Yayınımıza şu anda bağlandılar. Sizler de görüyorsunuz kendisini şu anda. Hocamızla bu konferans hakkında, bu görüşme mülakat hakkında konuşurken hangi konuyu konuşacaksınız hocam, bize ne anlatacaksınız dediğimizde hocamız gençlik ve aile eğitimi konusunu önemli bulduklarını ifade ettiler. Bizim için de bu konu çok isabetli oldu. Çünkü gençlik gerçekten hepimiz için, inançlısıyla, inançsızıyla veya arada kalmışıyla diyelim, herkes için çok önemli bir mesele. Şu anda gençlik bir arayış içerisinde, çeşitli farklı ve tehlikeli akımların pençesine düşme ile karşı karşıya. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim her şeyimiz. Hepimiz için bu anlamda çok değerli ve onların sahih bir şekilde, düzgün bir şekilde yaşayabilmesi, geleceğe adım atabilmesi için onlarla alakalı yapılması gereken şeyler var. Bu anlamda hocamızla bu konuyu konuşmayı inşallah kararlaştırdık. Hocamız hakkında Kaymakamımız Sayın İsmail Pendik beni aradığında şöyle söyledi. Hocam dedi, bu hafta inşallah Halit Ertuğrul konuğumuz olacak. Ben kendisiyle görüştüm dedi. Bunu demesinden tam bir hafta kadar önce de bir hocamız bana hocamızın son kitabını hediye etmişti. Affet beni Allah'ım, bir deistin gözyaşları. Bu kitabı gerçekten hediye eden arkadaşım da bana bunun gözyaşları içerisinde okunacak bir kitap olduğunu ifade etmişti. Öyle bir kitap ki sadece iki oturmada kitabı okumak nasip oldu. Belki tek oturuşta bile okunabilecek bir kitap. Özellikle gençlerin ve gençler üzerinde çalışma yapan, şu anda da bizi izleyen din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz, herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap. Bunu vurgulamak istiyorum. Kitapta Muhammed isimli yetimhanede öksüz yetim büyümüş bir gencin hak ve hakikat arayışını görüyoruz. Çocuk deizm akımına yöneliyor bir süre içerisinde ve bu inancı, bu düşüncesi onu felsefeye yönlendiriyor ve felsefe için kaydolduğu okulda bir felsefe hocasının vesilesiyle hakikati buluyor. Ama hikaye gerçekten bu kadar basit değil. Çok güzel, baştan sona çok akıcı ve özellikle hocası ile diyalogları hem bize deizmin aslında hakikatte ne olduğunu öğreten çok önemli diyaloglar. Ben hocamıza dönmek istiyorum şimdi. Kıymetli hocam, kitabınız hakkında öncelikle önce ben size hoş geldin demek istiyorum. Kusura bakmayın, böyle direkt girdik kitap hakkında. Eyvallah. Hoş geldiniz. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olunuz sevgili müftümüz. Sizleri tanımaktan çok büyük memnuniyet duyduk önce. Biz Yeşil Ayancık ilçesinde
2008 yılında gelmiştik. Oradaki dostlarla beraber olmuştuk ama yine bizi yıllar sonra tekrar getirttiniz. Kıymetli kaymakamımızı sizinle yeniden böyle birlikte olma şerefine nail olduk. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığımızdan dolayı pazar günü. Ve sizinle de ilgili güzel, ben de güzel çalışmalarınızla ilgili bilgiler edindim. Maşallah ilçe çapında güzel hizmetlerinizin olduğunu öğrendik. Rabbim gayretlerinizi daim etsin. Çok oradaki, sağ olun Sayın Hocam. Oradaki bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, halka inşallah bir din adamı kimliği içerisinde, model olan ahvaliniz, tavrınız içerisinde sizlere de güzel hizmetler lütfetsin Cenab-ı Hak inşallah. Çok sağ olun Sayın Hocam. Teşekkür ederiz yayınımıza tekrar katıldığınız için. hocam kitap hakkında bize anlatacağınız özel bir şey var mı? Dinlemek isteriz varsa. Estağfurullah. Kitabı biraz arka tarafa doğru atalım isterseniz. Önce şu bazı konuşmalarımız olsun, öğretmenlerimize, anne babalarımıza. Ondan sonra kitapla ilgili bir anekdotumuzla bitiririz inşallah. O kitap tabii. Çok özel bir kitap. Hemen iki kelam. Ben o kitabı gözyaşlarıyla yazdım. Ağlıya ağlıya yazdım. O kitap tamamen yaşanmış bir kitap. Bir harfine ilave etmedik hiç. Ki zaten benim kitaplarım tamamen yaşanmış. Biz roman hikaye falan yazıyoruz. O kitapta en son çıkan kitapların çok büyük hüsnü kabul buldu. Şu anda en çok satan kitaplar haline geldi. Dostlarımız istifade ederlerse inşallah o bahsettiğiniz konularla ilgili zihinlerinde var olan şüpheler izah olmuş olur. İnşallah. Efendim ben acizane üniversitede hocayım. Alanım eğitim bilimleri, somut bir ifadeyle gençlik problemleri ve aile içi problemler. Öğretim üyesi üniversitede. Bugüne kadar yüz binlerce öğrencimiz oldu. Rabbim lütfetti kıymetli hocam. Ben 12 sınıf öğretmenliği yaptım. O sınıf öğretmeni döneminde çocukları tanıdım. Anne babaları tanıdım. Sonra ortaokul ve lisede öğretmenlik yaptım. Ergenleri tanıdım. Onların problemlerini tanıdım. Problemleri yaşadım başta bir halinde. Sonra Milli Eğitim Müdürlüğü nasip oldu. Okul Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü. Sonra Bakan Danışmanlığı nasip oldu. Bürokraside uzun yıllarımız geçti. Bürokrasi, siyaset tanıdım. 200 insanları tanıdım. Gerçek dostları tanıdım. Yani toplumu tanıma ihtiyacım lütfetti Cenab-ı Hak. Sonra üniversite hoca olarak geçtim. Acizane işte yazarda olduğumuzdan dolayı insan hem bir baba, hem bir yazar, hem de bir eğitimci olunca toplumun çok yerinin içerisinde bulunmak durumunda oluyor. Çok da hatıralar, anılar da birikmiş oluyor. Efendim 74 tane kitabımız yayınlandı şimdiye kadar. Hamdolsun Türkiye'de iki kez yılın yazarı seçilmiştik. İki kez yılın öğretmeni seçilmiştik. Çok şükür. Bunları niye anlatma ihtiyacı hissettim? Çok önemli şeyler anlatacağım. Toplum içerisinden gelen bir kardeşimiz olarak anne babalarla ilgili, öğretmenlerle ilgili, öğrencilerle ilgili, din adamlarıyla ilgili özellikle çok önemli birikimli tespitlerimiz oldu. İzninizle önce birkaç kelam edelim bu konularla ilgili. Sonra bahsettiğiniz konuya dönelim sevgili hocamız. Tabii ki efendim, Sayın Hocam, hay hay. Efendim bir eğitimci olarak bugüne kadar geçirdiğim yıllar içerisinde az çok ilahiyatı da, ilahiyatçı dostlarımızı da, işte ilahi kaynakları da bir eğitimci olarak tarama imkanım oldu. Ben bir ilahiyatçı değilim, çok üzgünüm ama fakat ilahiyatçılar çok sevenlerden birisiniz, kıymetli dostlarımız, arkadaşlarımız. Efendim şunu arz etmek istedim. Aynı zamanda biz yıllardır da aile danışmanlığı da yapıyoruz fiilse bilimde. Ve aile hayatında olup bitenleri çok iyi bilenlerden birisiyiz. Öğretmenliğin misyonlarını çok iyi bilenlerden birisiyiz. Bir din adamların hakikaten toplumda neleri yaptığı, neleri yapması gerektiğini görenlerden, yaşayanlardan da birisiyiz. Bir şey fark ettim efendim. Efendimizin bir hadisi beni çok etkilemişti. Çok etkilenmiştim. Benim en sevdiğim ümmetim kendini hesaba çeken, uzun bir hadiste kısa bir şeyini arz ettim. Benim anladığım tarzda, telaffuzda yanlışlık olmasın. Kendini hesaba çekendir. Hazreti Ali'nin de çok güzel bir sözü onu teyit etmiş. Rahmetli İbrahim Canan Hoca'nın kitabında okumuştum. Çok etkilenmiştim. Soruyorlar Hazreti Ali radıyallahu anh. Diyorlar sen hangi dostlarla birlikte olursun? Sen dostları nasıl seçersin? Onun verdiği cevap kendini hesaba çekeni. Kendini sorgulayanı dost edin. Çünkü kendini hesaba çeken, kendini sorgulayan en masum insandır. En az günah işleyendir.
en az hata yapandır. Büyük mahkemeye hazırlanandır. Başkaları uyarmadan kendi yanlışlarını gören, fark edendir. Bediüzzaman'ın da enfes bir sözü vardır. Ey insan, kendini oku. Kendini fark et. Kendini keşfet. Taşıdığın değerlerin farkında ol. Taşıdığın nimetlerin farkında ol. Sen kimsin? Sen küçük bir kainatsın. Çünkü en yüce okumak, en büyük erdem insanın kendisini okumasıyla başlar. Rabbim beni niye halk etti? Rabbim beni niye gönderdi? Ben hangi nimetleri taşıyorum? Benim vazifem nedir? Ben bu vazifelerim neresindeyim? Çok enfes bir misal verir. Çok etkilendim o misale sevgili hocam. Der ki, gözünüzü bağlasalar sizi adaya götürseler. O adada gözünüzü atsalar. Baksanız ki muhteşem bir ada. Tam sizin bir ihtiyaçlarınıza göre planlanmış. Sizden önce size göre planlanmış bir ada hayal edin. Her türlü ihtiyacı da hayal edilmiş. Böyle bir adaya gelseniz. Daha o adanın zevkine, keyfine doymadan birileri gezip tutsa ellerinizi, ayaklarınıza, kayaklara bindirip götürseler. Aklınıza gelen ilk soru ne olur? Beni bu adaya kim getirdi? Beni bu adaya ne için getirdi? Bu beni alıp götürenler nereye götürüyorlar? Biz gözü bağlı dünya adasına getirmişiz. Bizden önce bütün nimetler bahşedilmiş. İki tane melek göndermiş anne baba. Bütün ihtimamlar, bütün ikramlar lütfedilmiş. Daha biz dünyanın zevkine, keyfine doymadan açılıyor kapılar, geliyor Azrail Aleyhisselam. Haydi bakalım, gidiyoruz. Ya iyi de ben buraya niye geldim? Şimdi niye bunu arz etmek istiyorum? Çok basit gelmiştir ama şuraya gelmek istiyorum. En kıymetli insan, en değerli insan, en erdem insan, en makbul insan önce kendini keşfedendir, fark edendir, neden var olduğunu farkına varandır. Kendi kıymetini, değerini, nimetini fark edince diğer insanlara karşı olan münasebetleri de buna göre artar, buna göre çok önemli bir iletişim tekniği yapılır. Efendim, bir cümle söyleyeceğim. Lütfen beni dinleyenler ezberlesinler. Çok önemli bir cümle. Kardeşlerimiz, değerli dostlarımız, insanlar sahip olduğu nimetleri kaybetmeyince ağlayamazlar. Tersine çevirelim. İnsanların ne kadar büyük nimetleri sahip olduğunu kaybedince ağlayamazsınız. Elimize çıkınca fark ederiz. Bizi dinleyen dostlarımızla çok misali her yerde verin, bir gönül dostum her yerde anlat demiş. Çok etkilendiğim bir misaldir. Gözleri görmeyen bir öğrencim vardı efendim. Hiç unutamıyorum. Üniversitede öğrencimdi. Odama gelmişti bir gün bir kızımız. Kızım dedim, nasılsın? Benden bir ihtiyacın, bir isteğin var mı dedim. Hocam senden bir isteğin var ama dedi, sen onu yerine getiremezsin dedi. Kızım ne demek dedim, ben bu okul hocasıyım. Nasıl bir derdin var söyle, sana yardım edeyim dedi. Ah hocam dedi. Benim bir derdim var ama dedi. Sen ona çare olamazsın ki dedi. Kızım nedir dedim o derdin Allah aşkına. Ben de çok merak ettim. Hocam ne olur dedi. Rabbim benim şu gözümü bir saniyeliğine atsa, şu anamın yüzünü görsem de hocam başka bir şey istemiyorum dedi. Yahu bizim ömür boyu kullandığımız nimeti bir saniyeliğine istiyor. Bir saniyeliğine. Şu sahip olduğumuz nimetlere bakar mısın dedi. Biz ne erişilmez nimetlerin sahibiymişiz. Biz ne paha biçilmez nimetlerin sahibiymişiz. Mustafa adında bir öğrencim oldu efendim. Yine her yerde anlatıyorum. Göz kapaklarının kası eridi hocam. Göz kapakları düştü, kalkmıyor. Doktor demiş ki ameliyat ederim ama o zaman kaslar sabitlenir, gözün kapanmaz. O zaman haydi bakalım. Hiç unutamıyorum. Bunu anlatırken gözyaşıyla anlatmış. Hocam dedi, kaldırımda yürüyorum, insanlara çarpıyorum, kör müsün diyorlar. Önümü göreyim diye elimle göz kapağımı kaldırarak yürüyorum, içine toz toprak doluyor. Eğer bilsem ki şu göz kapağımı çalıştıracak bir ilaç var şu dünyada, şu ilacı elde etmek için ömür boyu kul körü olmaya hazırım ben ömür boyu. Hocam göz kapağımızın çalışmasından bahsediyor. Allah aşkına hangimiz sabahleyin kaldı? Rabbim sana şükrolsun. Bugün gözlerim görüyor benim. Bugün sağlık uyandım ben. Bugün bana yeni bir ömür verildi. Bunu hangimiz fark ettik? Niye edemedik? Çünkü kaybetmedik. Kaybetmeyince nelere sahip olduğumuzu fark etmiyoruz efendim. Niye bunları anlatmaya ihtiyaç hissettim? Çünkü bu dünyada en erdemli insan, en kamil insan, en saygın insan
sahip olduğu nimetleri fark eden insanlar. Varlık sebebini anlayan insanlar. İşte bu ruh oluşunca insanın gönlünde, kalbinde biz mükemmel bir öğretmene kavuşuruz, mükemmel bir din adamına kavuşuruz, mükemmel bir ana babaya kavuşuruz. Eğer varsa ortada yanlışlık, demek ki biz kendimizi okuyamadık. Varlık sebebimizi anlayamadık. Demek sahip olduğumuz nimetin farkına varamadık. Dolayısıyla efendim, aile eğitimin ve toplum eğitiminin başında insanın kendisini fark etmesi vardır. O nimetin farkına varması vardır sevgili hocam. Efendim, ikinci bir husus ki çok önemsiyorum bunu kıymetli hocam, çok önemsiyorum. Bizi dinleyen sevgili anne babalar, değerli öğretmenler, kıymetli din adamları, ben hepinizi aynı kategoriye koyuyorum. Yani ben anne babayı bir öğretmen gözüyle görüyorum. Din adamını bir öğretmen gözüyle görüyorum. Hepsi eğitimciler çünkü toplumu kucaklıyorlar. Ondan dolayı çok önemsediğim bir husus var ki kısa kısa böyle hemen arz etmek için ifade edeceğim. Efendim benim gözümde ve gönlümde din adamı demek dini sevdiren demektir. Dine aynı olan demektir. Efendim bağışlayın lütfen. Yukarılık edersem, din adamının hata yapma lüksü yoktur. Din adamın yanlış yapma lüksü yoktur. Bunlar melek değil elbette. Fakat ilahi bir ikram ve inandır din adamı olmak. Allah'ın özel bir torpilidir. İnsanları dini yönde aydınlatma yapmak demek kadar bir yüce bir makam var mı sevgili hocam? O zaman inanın ben gönlümde İmam Hatip'i bitirmeyi çok arzu etmiştim. Rahmetli anam çok istemişti. Bir din adamı olmayı lütfetmedi Cenab-ı Hak. Demek ki layık değildim. Kerem kılmadı. Ama gıptayla bakıyorum işte. Samimiyetle gıptayla bakıyorum. Bazen işte konferanslarda böyle gayretli din adamlarına bastıyorum. Geceyi gündüze kapmışlar. Dini sevdirmek için neler yapmamışlar ki o çocukları camiye çekmek için geceyi gündüze kapmışlar. Yani bir yerde bir din adama rastladım. Bütün maaşını o çocukları camiye çekmek için harcıyor. Gecesini gündüzünü harcamışlar. Küçücük bir ilçedeki %60'lık gençler hocaya gidiyoruz diye başlar. Hocaya gidiyoruz. Hocaya gidiyoruz. Yani öyle bir durum ortaya çıkmış ki ne kadar gıpta ettim. Dini sevdirmek, dini önemsetmek, davranışlarıyla model olmak çok etkilemişti beni. Hep benim gözümde hakikaten din adamı böyle bir kisveydi. Öbür tarafta öğretmenler de yine kıymetli dostlarım benim gözümde gönüllere giren insanlardır. Bana tanımlasalar öğretmen nedir? Öğretmen demek gönüllere giren demektir. Zübeyir Gündüz Arp'ın çok enfes bir sözü vardı sevgili hocam. Çok enfes. Bu cümleyi ezberlesinler ne olur. Gönüllere girmeden kafalara giremezsiniz. Gönüllere girmeden kafalara giremezsiniz. Yazalım bu ifadeyi. Bir insan sevgili hocam bir dersi sevmesi için öğretmeni sevmesi lazım. Bir konuyu sevmesi için öğretmenini sevmesi lazım. Biz öğretmenimizi sevince derslerimizi severiz. Öğretmeni sevince konuları severiz. Biz Allah'ımızı, kitabımızı, dinimizi çok zaman hocamızdan dolayı sevdik. Çok zaman imamımızdan dolayı sevdik. Tam tersini söyleyeceğim. Tersini. Efendim öyle öğretmenlerimiz de oldu ki maalesef. Kendini sevdiremediği, antipatik gösterdiğinden dolayı öğrenciler dersi de sevmediler. Böyle bir durum da söz konusu oldu. Efendim hatta ben acizane, efendim, fakir bir aileden geliyor. Zor bir aile hayatımız oldu. Babamız yoktu bizim. Rahmetli annemle çok zor günler yaşadık. Okulumuzun kantincisi bana imkanlar verirdi, yardım ederdi. Bir de ayakkabı boya sandığı vardı. Onunla beraber kıymetli hocam şey yapardık. Ayakkabı boyardım, yardım ederdim. Unutamıyorum. Hatta o günlerde işte eliniz ayakkabı boyarsanız sevgili hocam eliniz simsiyah olur. İlk derse girdim. Matematik öğretmeniymiş derse giren. O zaman temizlik yoklaması yapmıştı. Elimi görünce simsiyah. Geldi tuttu kulağımdan. Getirdi sınıfın huzuruna. Elimi kaldırdı. Bakar mısınız bu arkadaşınız eline dedi. Hiç hayatımda su değmiş mi dedi. Allah'ım. Bin kez beni öldürse bu kadar çekmezdi. Bin kez. Ne kadar düşüncesizlik hocam. Oturdum ağlamaya başladım. Ağlamaya başladım. Hocam ömür boyu benim matematikle başım derde girdi. Ömür boyu. Bütün samimiyetime söylüyorum. Öğretim üyesiyim. Hamdolsun yılın yazarı seçildim. Rabbim hayal edemez yere getirdi. Hale benim matematikle başım derdi sevgili hocam.
Bütün samimiyetimle söylüyorum. Sebebini arz edeceğim. Fark ettim. Meğer hocayı sevemezsem ders sevilemiyormuş. Meğer ders sevmek hocayı sevmen gerekiyormuş. Öbür tarafta bir Türkçeci geldi. Sınıfı bir açtı. Canlarım, ciğerlerim, evlatlarım, şekerlerim, hoş geldiniz. Öyle bir gönlümüzü dalıverdi ki aman Allah'ım hasretle Türkçesinin dersini çekiyoruz biz. Her hafta. Benim yazarlık hayatım başlamışıdır. Dilim kekemez ama konuşamıyorum. İki kelimeyi bir araya getiremiyorum. Çünkü 3 sene sonra başladım okumaya. İmkanımız olmadı. Kıymetli kardeşlerimiz, dostlarımız, efendim unutamıyorum hiç. Berbat bir yazı yazmıştım. Berbat bir yazı. Geldi bana. Aa Halit'in dedi ya sen ne harika yaz stilin var dedi. Ben ilk defa görüyorum böyle güzel yaz stilini falan dedi. Sen de bu işi çok iyi başaracaksın dedi. Eminim öbür ödevlerde harika şeyler yapacaksın dedi. Hatta sana hatta bir teklifim olacak dedi. Yaşadığın ilginç olayları yaz akşamları gidince dedi. Her gün yaz, her gün yaz. Hmm. Ya belli olmaz belki yazar mazar olursun dedi. Haydi bakalım. Şu işe maşallah bakar mısınız? Konuşmayı bilmeyen, konuşamayan, dili kekeme olan, iki kelimeyi bir araya getiremeyenlerden bahsediyorum. Bakın ne oldu sonuç. Kısaca arz edeyim. Çok etkilendim daha. Hatıra. Şimdi acizane efendim eve gidince her akşam yaşadıklarımı yazıyorum. O matematik öğretmenimin bana yaptığını yazdım. Ağlıya ağlıya yazdım. 2 sayfa tuttu. Geldim okula. Türkçe öğretmenimiz dedi ki çocuklar müjde size dedi. Valilik anı yarışması açtı. İlginç anlarınız varsa yazın bana verin dedi. Ben de komisyon başına seçtiler. Göndereyim dedi. 1. gelen para ödül verecekler dedi. Ben de hocam bayram yaklaşıyor, affınıza sığınarak ayakkabımı yırtıp, pantolonumu yamalı, utanıyorum arkadaşım arasında. Fakru zarret içinde çünkü. Abim var hayatta, o da askere gitti. Ondan dolayı o zaman şu işe bak ki imamlar askere gidince maaşları kesiliyordu hocam. Böyle bir dönemden bahsediyorum. Evet. Efendim şu işe bakın. Çıkarttım öğretmenime verdim. Yazmıştım zaten. Aldı okumaya başladı. Baktım yanaklarında yaşlar akmaya başladı. Aman evladım sen bunu burada mı yaşadın dedi. Evet dedim. Döndü sınıfa çocuklar dedi. Bu yazı beni niye ağlattı biliyor musunuz dedi. Niye hocam dediler. Çünkü edebiyatta bir kural vardır. Gözyaşıyla yazılan yazılar gözyaşıyla okunur. Bu arkadaşım bunu gözyaşıyla yazmış olmalı ki beni ağlattı bu yazı dedi. O benim yazarlık hayatımın ilk yazısı deseydim hocam. Onu gönderdi. Herhalde hocam düzeltmiştir şüphesi yok. 1. gelmiş. Bana minnacık bir para verdiler. Hocam onunla ilk kez bir lastik ayakkabı aldım biliyor musun? Dünyalar benim oldu. Dünyalar benim oldu. Ama bir de pantolonum olsa. Çünkü bayram yaklaşıyor. Pantolonum eski. Hocam 1 gün sonra baktım. Hocam bana pantolon almış getirmiş. Beni satın aldı. Satın aldı. Bir pantolonla beni satın aldı hocam. Gönlüme girdi. Bugün hala elimi kaldırıp Rabbime dua ettiğim zaman Rabbim diyorum önce şu kulunu kurtar. Çünkü o benim dünyamın baş köşesindedir. Bugün buralara geldiysem onun o gönül insanın yüzünden geldi. Anladım ki öğretmenlik öğreten değil, bilgi aktaran değil. Öğretmenlik gönüle giren, öğretmenlik sevdiren, öğretmenlik kucaklayan, öğretmenlik sevgi sunan, bunun adına imamlık da diyoruz çünkü biz. Niye bunları anlatma ihtiyacı hissettim? Şundan dolayı kıymetli dostlarımız. Biz toplumda çok problemler yansır bize. Hocam nasıl bir öğretmen olayım diye sorarlar. Nasıl bir imam olayım hocam? Ne tavsiye edersin derler. Nasıl bir anne baba olayım? Hepsini koyun bir kenara. Hepsini bir kenara koyun. Sevmeyi öğrenin, kucaklamayı öğrenin, empati yapmayı öğrenin, ya onu anlamayı öğrenin. Şu adam ne anlatıyor benim karşımda? Ben de onun yerinde olsam ne yapabilirdim? Öğrenciler geliyor karşına, panik içindeler bazen. Hata yapmışlar. Hemen kendimi onların yerine koydum. Ben onların yerinde olsam ne yapardım? Öğretmenim beni sonuna kadar dinlemesini isterdim. Oturtmasını isterdim. Bana bir çay ikram etmesini isterdim be. Evladım merak etme, bu işin yolu kolay demesini beklerdim. Beni rahatlatmasını isterdim. Ah ne kadar mutlu olurdum. Hakikaten öyle olurdum. Şimdi kıymetli dostlarımız, ondan dolayı izninizle şöyle kısa kısa bazı notları arz etmek istiyorum ama
Benim başlayın hocam. Biraz böyle biz yuka Sayın hocam, hadiseler. Hocam keyifle dinliyoruz. Bunları, bu anlatacağınız şeyleri nota alsınlar mı izleyicilerimiz? Ne demek? Başka hocam, bir de hocam kusura bakmayın. Bir de şunu ben ifade etmek istiyorum. Bugün kitap hediyemiz var. Hocamızın Meraklı Yusuf adlı çocuk kitabı var. Yeni, yakın zamanda hazırlamış olduğu Nesil Yayınları'ndan çıktı. Bu kitaptan bugün 5 tane izleyicimize hediye edeceğiz. Yorum yapanlar arasından bunu ifade etmiş olayım. Hocamızı huşu içerisinde dinlemeye çalışalım. İnşallah sonuna kadar dinleyelim kıymetli dostlar. En sonda da sıra öğrencilere gelecek. Öğrenciler lütfen beni sabırla beklesinler. En son bölümü öğrencilere ayıracağım. Onu da ifade etmek istiyorum. Şöyle izninizle, şöyle anne babalara, öğretmenlere, imamlara dair birkaç not daha arz edeyim. Sonra sıra öğrencilere gelsin. Efendim, bunu anlatırken hepinizden özür diliyorum, anlatıyorum. Yani sakın ha öğretmenleri, öğrencileri, ana babaları eleştirmek söylemiyorum. Önce kendimi eleştiriyorum. Çünkü ben bir öğretmenim. Acizane bir ana babayım. Yaptığım hataların yanlışlarını belki size arz etmek istiyorum. Ondan dolayı lütfen bizi dinleyenler bağışlasınlar. Hoca buraya çıktı, bizi yerden yere vuruyor falan demesinler. Niyetimiz asla bu değil. Niyetimiz bu topluma hizmet edecek insanlardan neler bekliyoruz? Belki yaşanarak edindiğimiz hatıraları paylaşmayı arzu ediyorum. Niyetimiz buydu efendim. Kıymetli anne babalar, çok özel bir isteğim var. Çok özel bir isteğim sevgili anne babalar. Çok özel bir isteğim var sizden. Efendim, istirham ediyorum ne olur. Benim ömrüm öğrencilerin, çocukların yanlışlarıyla geçti, hatalarıyla geçti. Çünkü öğretmenim ben, 40 yılı geçtim. Sizden bir isteğim var. Çocuklarınızı nasıl eğitmek istiyorsanız, onlara hangi güzellikleri kazandırmak istiyorsanız, önce siz örnek olun, yaşayın, yapın, gösterin, yerine getirin, ondan sonra çocuklarla isteyin. Bunu ezberleyin ne olur. Çocuklar nasihati dinlemez, boşuna zahmet etmeyin. Çocuklar dinlediklerinize bakmaz, çocuklar anlattıklarınıza bakmaz, yaşantılarınıza bakar. Sözlerinize bakmaz, davranışlarınıza bakar. Akıllı anne baba nasihat etmez. Akıllı anne baba yaparak, yaşayarak davranışlarıyla misal olur. Çünkü efendim, şu bir bilimsel bir realitedir. 0-7 yaş grubundaki çocuklar tamamen anne babanın davranışına endekslenmiştir. Tamamen. Bakın, bir misal, Hazreti Ali'nin çok güzel bir misali vardır. Der ki, kötü diye bir çocuk yoktur ama kötü bir ana baba vardır. Kötü diye bir öğrenci yoktur ama kötü bir öğretmen vardır. Eğer çocuklarınıza bir yanlışlık varsa lütfen onları hesaba çekmeyin. Kendi hayatınızı gözden geçirin. Nerede yanlış yaptın? Bu çocuklar yanlışı nerede öğreniyorlar? Benim hangi davranışım o çocuklara kötü örnek oldu? Akıllı anne baba çocukları hesaba çekmez. Akıllı anne baba kendisini hesaba çeker. Önce baştan bir anne babalı baştan alır. Bütün hayat safhalarını gözden geçirir. Demek ki ben çocuğuma misal olamadım. Bakın, bir örnek arz edeceğim. İki örnek arz edeceğim. Bunu lütfen kardeşlerim not etsinler. Efendim, ben ilkokul öğretmeniyken 3. sınıf okutuyordum. Sibel adında bir öğrencim vardı. Çok sevdiğim bir kız. Çok da sümüklü bir kız, bağışlayın lütfen. Elle dürümleri alır böyle işte yiye okula doğru gider, sümükleri bulaşa bulaşa gider. Böyle enteresanın sümüklü Sibel'e geliyor falan derler. Beni de çok sever. Unutamıyorum bir gün. Elinde dürüm yiye yiye geliyor. Beni görünce dürüm uzattı. Öğretmenim yer misin? Dedi. Çok seviyor çünkü. Ben onu çok seviyorum. Ben kopardım arkasından dürümü. Baktım, o kadar mutlu oldu ki anlatamam. Demiş ki eve gitmiş. Anne demiş, biliyor musun demiş. Öğretmenim benim dürümümden aldı. Sümüklüyüm de kimse benim dürümden almıyor demiş. Ne kadar mutlu olmuş. Bakın, basit bir şey arz ediyorum size. Bir gün baba aradı. Hocam dedi, ya bizim Sibel'le başımız dertte dedi. Hayır dedim. Hocam ya hocam, bu öyle bir yalancılığa başladık. Herkesi kandırıyor dedi. Bakkalı, manavı, anneanneyi, babaanneyi. Hocam biz muhafazakar aileyiz. Bizde yalan bana çıkmaz. Nereden çıktı bu yalan diye panik içinde. Efendim, hayatımın sahnesi bu. Her yerde anlatıyorum. Merak ettim. Evlerine geldim akşam. Bir öğreneyim dedim. Babayla oturduk biz. Salonda bana Sibel'in nasıl yalan söylediğini anlatırken efendim evin telefonu çaldı. Hiç unutamıyorum.
evin telefonu çaldı. Önceden sabit hatlar var biliyorsunuz. Sibel koşa 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 geldi, telefonu kulağına aldı. Babayla göz göze geldiler. Baba anladı. Baba anladı. Baba bir telefon bekliyor. Bu telefon babanın beklediği telefon. Baba fark etti. Baba işaret etti eliyle kızına. Evde yok. Evde yok. Kızımızın kulağında telefon, Allah şahit olsun. Babasının gözlerine bakarak babam evde yokmuş diyor. Baba gözümüzün önünde. O telefondaki yemin etti. Vallahi billahi babam evde yokmuş diyor. İşte bitti. Lütfen bana söyler misiniz? Bir babanın bundan daha bir kötülüğü olur mu evladım aşkına? Efendim hocam biz bu güne kadar zannederdik ki çocuklar yalancılığı yanlış davranan sokaklarda caddelerde öğrenir zannederdik. Son yapılan bilimsel çalışmalar bunun böyle olmadığı fark edildi. Meğer evde yaptığımız bütün yanlışlar, hatalar, aldatmalar, kandırmalar çocukların genlerini işliyor. Çocuklar bizi kopyalıyor, kopyalıyor hocam bizi kopyalıyor. Bu kadar vahim. Küçük bir misal, çok çok önemli bir misal. Bizim küçüklüğümüz işte ayakkabı boyacında yaptığımızdan dolayı bir gün soğuk bir gün unutamıyorum. Bir gariban yavrucak köşeye sinmiş, yağmur da yağıyor, donmuş el ayağı ayakkabı boyacısı. Ya dedim ayakkabı boyası iyiydi ama gidin şu çocuğa ayakkabı boyatayım da biraz harçlık vereyim dedim. İçim acıdı çünkü kendimi gördüm. Ona bakınca. Gittim ayakkabısını boyadı. Kaç lira evladım dedim. Dedi ki öğretmenim dedi. 2 lira dedi. Çıkardım ben 10 lira verdim. Biraz fazla vereyim. Çocuk üşümüş donmuş diye. Hemen ayağa kalktı. Ben alamam dedi ona. Çocuğum niye alamıyorsun dedim. Annem kızar dedim. Çocuğum anne nerede verecek dedim. Anne kızsın. Sen al dedim bak doğmuşsun. Öğretmenim dedi melekler görüyormuş dedi. Ben bu parayı alamam dedi. Öğretmenim melekler görüyormuş dedi. Ben bu parayı alamam dedi. Sonra Allah beni sevmezmiş dedi. Şu çocuğun haline bakar mısın? Yahu şu böyle bir ana babanın elleri ayakları öpülür. Elleri ayakları öpülür. Şu çocuğa bakar mısınız siz? Şimdi soruyorlar efendim. Çocuklarınıza dürüstlüğü, doğruluğu anlatmak için şu sözleri şöyle, şu nasihatler et, şu kitapları oku, bunları geçin. Dürüst bir ana baba modeli sunan bir insan aile o çocuğa dünyanın en büyük servetini bağışlıyor. Çünkü o çocuk şunu anladı. Benim anam asla yalan söylemez. Benim babam asla yalan söylemez. Benim anam babam doğruları söyler. Buna çocuk inandığı gün bizim problemlerimiz bittiğidir. Bunun adına biz aile hayatında yaparak, yaşayarak eğitime metodu diyoruz. Bunun adına ilahiyatta peygamber metodu diyoruz. Kıymetli kardeşlerimiz, değerli dostlarımız, çok özel bir hususa geleceğim. Tabi bu arada zaman nasıl hocam? Biraz çenesiz bir hocayız biz kaptırdık. Estağfurullah ama... Sayın hocam, süre serbest hocam. Size herhangi bir engel elbette koyamayız. 40 dakika olmuş yayın başlayalı. İsterseniz bir saatte tamamlamış olabiliriz. Yani izleyicilerimiz de... tabii ama keyifle izleniyor fakat yine de tadı damaklarında kalsın. Eyvallah. İnşallah belki tekrar sizi belki ağırlarız müsait olursanız. Eyvallah, eyvallah. Çok özel bir hususa geldim. Lütfen bunu hem imamlarımız, hem öğretmenlerimiz, hem anne babanın çok iyi dinlesinler. Çok özel bir yere geldim hocam. O da şu, istirham ediyorum. Kardeşlerimizden istirham ediyorum ne olur Allah rızası için. Çocuklarınızın, eşlerinizin eksiğini, noksanını aramayın. Çocuklarınızın, eşlerinizin eksiğini, noksanını aramayın. Eleştirecek bir taraf bulmayın. Onları iğnelemeyin. Nefret ettirmeyin. İletişimi kesmeyin. Onların kafasında böyle hep eleştiren bir adam izlenimi vermeyin. Bu yaptığımız en büyük hatadır. Sebebini arz edeceğim şimdi. Niye en büyük hatadır? Efendim... Yine Efendimiz'in hadisine geleceğim. Onun devamını çok etkilemiştim. Benim en çok sevdiğim ümmetim açık kapatandır. Açık kapatandır. Açık arayan değildir. Onun devamı var biliyorsunuz. Beni o kadar etkiledik bu bölümde. Yahu böyle bir pedagojik değer olamaz.
Böyle bir eğitim değeri olamaz. Bütün problemleri silip süpürecek bir çözüm bu. Açık kapatın, açık aramayın, sebebini arz edeceğim. Bakın sebebini arz edeceğim şimdi. Üniversite bir öğrencimiz kopya çekiyor. Kopya çektiğini gördüm. Ama dokunmadım. Geçtim. O da benim gördüğümü gördü. Bitti ders. Odama geçtim. Koşarak geldi ama iki gözü iki çeşme. Hocam çok özür diliyorum senden. Bana ceza vereceğinden dolayı değil. Bana zayıf vereceğinden dolayı değil. Sınıfta beni mahcup etmedin ya. Sınıfta kopya çektim ilan etmedin ya hocam. İste ölüyüm senin için. Allah şahit olsun. Efendim zaten o yanlışı hatayı gördü. Yerin dibine geçti zaten. Bir de antipatik olmaya gerek yok ki. Dedim ki ben ona, kızım dedim, ben de senin gibiyken kopya çektim, üzülme hiç. İnsan bazen yanlış yaparak doğruyu öğrenir. Hiç üzülme artık. Ben dedim kendimi gördüm senden dedim. Ben de senin gibi yakalanmıştım bir zaman. Aslında böyle bir şey olmadı ama o çocuğumuz bunu duyması lazım. Ondan sonra kopya çeker mi o? İmkanı yok. Eğer şöyle yapsaydım, ver bakalım şu kopyaları, sen kopya çekersin ha? Defol bakalım şu sınıftan. O çocuk zaten azarı yedi ya, ondan sonra bütün o iyi duygular silinir sana karşı. Artık düşmandır. Araya çok kısa girmek ihtiyacı duyuyorum şu anda. Şundan dolayı, bu cuma namazında da, vaazında da konumuz buydu bizim. Hataları örtmek. Ve men setera müslimen seterahullahu yevmel kıyame. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun bir ayıbını örter. Hadisini de aktarmıştık ama bunun hikmetini bu kadar güzel ifade edememiştik. Gerçekten şu anda benim için de bu sebep böylece açığa çıkmış oldu. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok daha önemli yere geleceğim hocam. Çok daha önemli. Şimdi eve gelen baba cemaatin karşısına geçen imam, sınıfa giren öğretmen, eksik ve noksanlardan başlarsa bir daha topluluğu bulamaz karşısında. Ya bu adamın işi, gücü eksik noksan arama kardeşim. Yerden yere duruyoruz Allah aşkına. Biz peygamber değiliz ki, melekiz, insanın cemaata yapacağız diye mazerete sığınırlar. Ama bir şey daha var. Biz başarı, hocam bunu lütfen yazın. Başarı, başarmaya inandırmaktır. Doğruluk, doğru yapacağına inandırmaktır. Düzgün bir insan olmak, düzgün bir insan olmaya inandırmaktır. Şimdi bakın, çok somut bir örnek arz edeceğim. Bir gün bir anne aradı. Hocam dedi, biliyor musun bizim kız gerizekalı çıktı. Hanımefendi, sen ne biliyorsun dedi, psikolog musun, gerizekalı olduğunu test mi yaptırdın dedi. Hocam sorma dedi, bu gerizekalı dedi, fen bilgisinde dedi, 20 tane soru sormuş öğretmeni, 10 tane zayıf çıktı. Emeklerim ağrı gitti, görüyor musun dedi. Efendim sen yanlış bakmışsın dedi. O kızımız 20 tane sormuş, 10 tanesi yanlış yapmış ama 10 da doğru yapmış. Kızım diyeceksin, ya ben senin gibiyken 5'i bile yapamıyordum. Korkma be, öbür denemeden 12'ye çıkacak, 15'e çıkacak, 17'e çıkacak. Benim kızım geçecek. Baban arkandansın, haydi bakalım evladım. Başarmak, başarmaya inandırmaktır. Önünü kesmek değildir. Yoksa bizim kız geri zekalı çıktı. Kapatır defteri, bitti artık. Benim matematik öğretmenime ömür boyu düşman olduğum gibi, o da ömür boyu ana babaya düşman olacak. Öyle babalar görmüşündür ki, eve gelince olağanüstü hal ilan edilir. Öyle bir pimpirikli anneler görmüşüm ki, Allah'ın gözü eksik ve yanlış noksanda başka bir şey iyi tarafı görmez hiç. Ya böyle bir ortamda o çocuk ya asi olur, ya agresif, ya depresif olur. Ya isyan eder, her şey isyan eder veya çekilir yavrucak bir kenara köşeye, kendi içine gömülür, söz versen konuşmaz. Böyle bir illet ortaya çıkar. Bunun şeyin esas böyle çok ehemmiyeti tarafını şuradan görmüştüm efendim. Duymuşsunuzdur. Fatma Hanım Türk mutfağının annesi seçilmişti. Bir dönem meşhur bir kadın Fatma Hanım. Biz Hollanda'da tanıştık. Oraya programa gitmiştim. Sordum Fatma Hanım dedim. Nasıl başardın dedim. Hocam Allah razı olsun bizim beyin sayesinde başardım dedi.
Öyle mi dedim ya? Hayırdır, ne yapmış? Hocam ben çok zengin kızıyım dedi. Hiç mutfağa girmezdim. Hizmetçilerimiz olurdu. Hiç mutfak kültürüm gelişmeden gelin oldum dedi. Gelin olduğum hafta bey dedik Fatma Hanım, ya biliyor musun? Bizim evde bir alışkanlık var. Pazar sabahları mercimek çorbası yapılır. Haydi bana bir çorba yap içelim dedi. Hocam diyor, hayat hiç çorba yapmadım diyor. Mutfağa geçti, bir çorba yaptım ama meğer çorbadan başka her şeye benzemiş. Beyin önüne koydum diyor. Adamcağız bir kaşık kaldı. Yüz hapları gerildi, yüzü ekşidi. Aman Allah'ım, şimdi bir ton azar yiyeceğim diye hazırlandım, bekliyorum. Nasıl buldun bey dedim. Fatma Hanım ellerine kollarını sağlık. Allah senden razı olsun dedi. Ya sen ne kadar harika bir çorba yapmışsın dedi. Çok teşekkür ederim sana dedi. Ama dedi bu çorbayı yapmak için çok mesai harcadım dedi. Çok mu gayret ettim dedi. Şok oldum, şok. En ufak bir hatamı bulmadı, bulmak istemedi. İkinci gün oldu, bey bugün ne istersin dedim. Bugün de makarna yapaydı bakalım dedi. Anladı benim beceriksizliğimi, kolaylardan başlıyor. Fark ettim onu. Bir makarna yaptım ama diyor, hamur etmişim. Adamca ağzını aldı, yutamıyor. Bey dedi, nasıl buldun makarnayı? Fatma'nın dedi, Allah senden razı olsun dedi. Nasıl bulabilirim dedi. Sen zahmet ettiğin, emek verdiğin, hazırladığın, getirdiğin, önüme koydun ya, o dünyalara dedi benim için çok teşekkür ederim dedi. Ama dedi bir şey fark ettim dedi. Ben çok makarna yemiştim ama bu makarna çeşitleri ilk defa yiyorum dedi. Çok teşekkür ederim sana diye. Şimdi onun yüreklendirmesi, cesaretlendirmesi bana Türk mutfağının annesi payesini getirdi. Zirveye tırmandı. Onun başka bir yolu da vardı. Allah belanı vermesin, boyun devrilmesin senin. Bir de hanım olmuş, mercimek çorbasını beceremiyorsun deseydi, o iş bitmişti orada. Bitmişti. Tekrar özetleyelim hocam. Başarmak, başarmaya inandırmaktır. Yüreklendirmektir. Cesaretlendirmektir. Onun başaracağına, onun kalbine, gönlüne yazdırmaktır ben hocam. Bu ailede de böyledir. Kürsüye çıkan bir imam rastlamıştım. Yahu adam kürsüye çıkar. Kardeşlerim şeref verdiniz, hoş geldiniz, işiniz gücünü bıraktınız, geldiniz. Allah sizlerden razı olsun. Koştunuz, geldiniz. Biliyorum çok yoğunsunuz ama buraya da zaman ayırdınız. Hiç önemli değil kardeşlerim. Abdest yarın olabilir, duayı yarın okuyabilirsiniz. Şunu eksik yapabilirsiniz ama bunun hiç önemi yok. Önemli olan camiye gelmeniz, Allah'ın huzuruna çıkmanız. Allah kerimdir, kadirdir, affeder. Korkmayın be kardeşlerim diye. Öyle bir coşturuyordu ki. Ya merak ettim bu adamın camisi niye tıklım tıklım. Meğer adam eksik aramıyor ki. Noksan aramıyor ki. Öbür de bir camiye daha gitmiştim. Saflar düzgün olmamış. Döndü. Hepinizin namazı bozuldu. Böyle yapacaksınız bu camiye falan gelmeyin. Şu saflara bakar mısınız? Siz ne biçim Müslümansınız? Bağışlar lütfen. Eleştirmek söylemiyor. Bir kıyas yapmaya yazıyor. Üç tane adam görürsünüz orada. Efendim bunu şunları arz etmek istedim. Kıymetli kardeşlerimiz böyle bir hatırayla tekrar öğrencilere döneceğim. Onu da arz edeyim efendim. Unutamadığım bir hatıramdır. Bizi izleyen ilkokul öğretmenleri vardır aramızda. Kıymetli kardeşlerimiz. Onlar bilirler en zoru hocam ilkokul birinci sınıf okutmaktır. Çok zordur. İki sene başıma geldi üst üste. Çok zorlanmıştım. Bir yere tayinim çıktı. Eyvah dedim şimdi okul müdürü bilmez benim bir okuttuğumu. Yeniden birden başlatır. Gidin bari yalvarın beni bu sene beşe versin dedim. Çünkü iki sene üstü okuttum, çok zorlandım. Daha meslek hayatımın başındayım o zaman. Efendim, kıymetli dostlarımız. Gittim ya Allah razı olsun beni beşe vermiş. Hocam dedim çok teşekkür ederim. Ya. Beni beşe vermişsiniz dedim. Evet tamam Halit Hoca, Hasan senin sınıfta dedi. Hasan kim dedim. Girince görürsün kim olduğunu dedi. Sınıfa girdim ki ben hocam asilik çağırmış bir çocuk. O zaman sınıfta kalma da var. Kafasını sıfıra vurmuşlar, yarılmadı, parçalamadı yerler yok. Daha sınıfa girer girmez ayağa kalk, öğretmen, öğretmen, evli misin, bekar mısın? Eyvah dedim, eyvah benim çekeceğim var. Allah şahit olsun, daha ilk ders, bütün öğretmenlik bilgilerim sıfırlandı ilk ders. Hasan'ı susturacağım, durduracağım, kontrol edecek, ya bilgi icat olmadı, ya ben bilmiyorum. Koştum okudum. Hocam gözünü seveyim benim sınıfa, istediğin sınıfa ver. Halit'im sana söylemediler mi? İyi dedim. Evladım dedi sen o çocuğu öyle öğretemezsin dedi. Ne yapacağım dedim. Sınıfa girer girmez tut kulağından yatır tahtanın önüne iyi bir çiğne o dersi sonuna kadar idare eder. Hocam yapmayın Allah aşkına dedim. Ben babasız büyüdüm ben kimseye kaldıramam dedim. O zaman görürsün dedi. İnanın gördüm.
ders biter, 5 dakika televize çıkarız, bekleyin sevgili hocam. Ya Hasan birinin kafasını yarmıştı, kamera tarafa geliyordu. Ya biri bir tarafını kırmıştır. Vakasız bir teneffüs hatırlamıyorum efendim. Artık çaresiz kaldım. Gidin dedim ya şu adam babası yakalayayım. Bu böyle olmayacak. Adamı buldum ki garip çoban dağlarda bağlarda eve de gelipti. Amca dedim ne olur bana yardımcı ol. Şu çocuğumu kurtarmak istiyorum. Öğretmen ne yapan istiyorsun? Vallahi ben her gün bir ton dayak atıyorum dedi. E peki anne ne yapıyor dedi. Öğretmenim onun annesi yoktur dedi. Ah garibim ben. Ah garibim ben. Sevilmemiş, öpülmemiş, okşanmamış, adam yerine konulmamış. Evde ikinci bir anne var. Yemeğini vermiyor, yatağını sermiyor, çocuğa sevgi sunmuyor, aç bırakıyor. Çocuk ağası isyankar olmuş, psikopat olmuş, vurmakla kırmakla intikam. Bir gönül büyüğümü aradım. Efendim dedim böyle bir öğrenci var, bana ne tavsiye edersiniz? Halit'in dedi sana söylemedim o peygamber mesajı. Efendim nedir o peygamber mesajı? İşte Zübeyir Gündüz'e Pahalı'nın sözü. Evladım dedi, bir kişinin gönlün girmeden kafasına giremezsin. O çocuk sana itimat etmeden, seni sevmeden sözlerin bir kıymeti değeri olmaz. Öğretmenlik demek önce kendini, gönlünü sevdiren demektir. Senin dürüstlüğünü, samimiyetini anlayabilmesi demektir. Efendim unutamıyorum hiç. Bir iletişim kurmak istedim Hasan'la artık. Sabahleyin çağırdım. Hasan al sana para bana süt getirdim. Bir yakınlık kurmak istiyorum. Öğretmenim dedi getiririm ama içine tükürürüm dedi. Böyle bir baş verasın. E ne yapayım tükürürsen dedi. Bir de minnacık harçlık verdi. Garibim harçlığı aldı avucuna. O avucundan diğer avucuna. O avucundan diğer avucuna. Yavrucak harçlık görmemiş hayatta hiç. Efendim bir gün hiç unutamıyorum. Evde yoğurt yemek yiyordum öğleyin. Bana yoğurt getirdi. Garibim parçalanmış parmaklar, lime lime olmuş pantolon. Oturttum, iki kaşıkla ona yedirdim zorla. Kalktık okula geliyoruz. İki ay kadar sonraydı. Yan yana giderken baktım, eliydi, elimi tutuverdi. Öğretmenim dedi. Ben seni niye seviyorum biliyor musun? Dedi. Niye seviyorsun çocuğum dedi. Öğretmenim dedi. Sen bana deli Hasan demiyorsun, evladım diyorsun. Ben seni bundan dolayı seviyorum. Yahu şu hasrete bakar mısınız? Bir insanın hasretini çektiği bir duygusu vardır. Önemsenmek duygusu, değer görmek duygusu, adam yerine koymak duygusu, kıymet vermek duygusu. Bu bir hasrettir, hasrettir. Eşimiz de olsa hasrettir, çocuğumuz da olsa hasrettir. Bir şey fark ettim, bir şey fark ettim. Meğer kötü diye bir çocuk yokmuş. Kötülükleri içen bir çocuk varmış. Meğer yanlış diye bir çocuk yokmuş. Yanlışlara bulaştırmış çocuk varmış. Bir çocuk ne kadar kötü olursa olsun, birilerini sevmesi gerekiyormuş, birileri itimat etmesi gerekiyormuş, birilerinin gönlüne girmesi gerekiyormuş. Başka kurtuluş yok ki. Onun adı öğretmendir, onun adı imamdır, onun adı ana babadır sevgili. Kıymetli kardeşlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim çok uzatmışız hocam. Estağfurullah. Hocam o kadar güzel konulara değindiniz ki izleyenlerimizden çok güzel yorumlar geliyor. Teşekkür ediyorlar. Not aldıklarını ifade ediyorlar her şeyi. Güzel de bir izleyici kitlemiz var halen. Ayancık ilçemize göre iyi bir sayı. 100'ün üzerinde bir rakam var şu anda. Maşallah. Bizden de benim Facebook kanalda yayından çıkmış. Ondan dolayı bizim okuyucusu aktarılamamış. O da bana mesajı akmaya başladı. Evet evet. Yoksa çok kalabalık bir şey kitle bekliyordum ben ama neyse. Hocam, Ayancıklarla bizim... bugün özel misafiriz onlar. Ayanca özel olsun hocam evet, inşallah. Evet Ayanca biz... özel. Şimdi hocam Sayın çok hocam, özel bir... Buyurun. İsterseniz hocam çok kusura bakmayın. Hani konumuz arasında bir de gençlik konusu vardı. Evet, çok evet, da evet. Mühim bir mesele. İsterseniz evet. Biraz da gençlik konusundan devam edip ondan sonra da... Aynen. Oraya geleceğim zaten. Tamam. En son bölümü ben gençlerime özellikle ortaokul lise öğrencilerime ayırdım. Beni şu anda ortaokul lise öğrenci ilkokulda dinleyebilir, ilkokul 3-4'de dinleyebilir. Anlatacağım konular çok ilgileniyor çünkü onları.
Eminim şimdi bunlar beni hoca biraz da nasıl başaracağız, biraz ondan bahset diyorlardır eminim. Derslerimizi nasıl başaracağız diyorlardır. Aslında bu ayrı bir seminer konusu. Ama biraz tadımlık olması kabiliyetten bir 10 dakikada onlardan bahsedelim kıymetli hocamız. Bu arada da inşallah bu Meraklı Yusuf'la ilgili herhalde bir çekilişiniz olacak sizin. Evet. Tahmin ediyorum. Bir de en sonda bana onu hatırlatın. Bir deysin gözyaşı affet beni Allah'ım niye yazıldı? Onun ilgili kısa bir hatıra arz edeceğim. Tamam hocam. Hocam bu çekilişi biz daha sonra yapacağız. Yani burada anladım. Canlı yayında bir çekiliş yapmayacağız zaten. Öyle mi? Tamam. Evet. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Tamam. Peki sevgili hocam. Şimdi ortaokul son sınıfta, lise son sınıfa doğru öğrencilerin çok daha ilgileneceği bir konuyla başlayacağım. Efendim, bir eğitimci olarak özellikle sınavlarda nasıl başarılı olunur konusu beni çok ilgilendirmişti. Yani gittim öğrenci konferanslara, soruyorlar hocam nasıl bir ders çalışma tekniğimiz olsun, hangi kurallara uyalım diye soruyorlardı bana. Ben tabii çok uzun bir konu ama çok kısa, çok özel bir kesit sunacağım bu konuda. Efendim sevgili kardeşim, sevgili hocam, bundan 6-7 yıl kadar önce zannediyorum. Üniversite sınavında ilk 50'ye girenlerle gittik, birebir görüşmeler yaptık. Nasıl başardınız diye sorduk. Başaranlara sorduk. Onlar bize nasıl başardıklarını anlattılar. İşte ben şimdi o ilk 50'ye girenlerin nasıl başardıkları ilgili birkaç madde sunacağım. Bu ortaokula da lazım. Çünkü onlar da girecek de sınava. Liseye de lazım. Bir. Hocam dediler, önce biz başarmaya inandık. Önce biz başarmaya inandık. Başarmak, başarmaya inanmakla başlar. Süper zekalı zannedilen bir gençle geri zekalı zannedilen bir çocuk arasında bir cümlecik fark var hocam. Bir cümlecik. Başarmış öğrenciler başarmaya inanmış öğrencilerdir. Başaramamış öğrenciler başaramayacağına inanmış öğrencilerdir. Başarmak başarmaya inanmaktır. İmam-ı Gazali adında çok kıymetli bir İslam eğitimcisi var. Dostlarınız birçoğu bilir. Bir öğrencisi geliyor, hocam diyor, bana başarı yapalım diyor. Tutuyor kafasını, su dolu kovanın içine sokuyor. Sakın ben çıkarmadan kafanı çıkarma. Çocuk tabii nefes alamıyor. Kafasını çıkarıyor. Çocuğum niye çıkardın diyor. Hocam boğulacaktım diyor. Çocuğum sen bana başarıyı sormadın mı diyor. Evet hocam diyor. Evladım diyor, başarıya hava kadar muhtaç olmadan, başarının hava kadar özlemini çekmeden, rüyalarına girmeden, uykularını kaçırmadan başaramazsın. Başarmak bir aşktır, sevdadır, hasrettir. Rüyalara girmektir, uykuları kaçırmaktır. Başarmak inanmaktır. Başarmak inanmaktır. Başarmış olanlar başarmışla inanmış olanlardır. İki, bu maddeyi de not etsinler sevgili dostlarımız. İki, hocam dediler, biz çalışmalarımızı yürütürken kimseyle yarışmadık, kendimizle yarıştık. Başkasıyla yarışmak bir başarı değil. Gerçek başarı kişinin kendisiyle yarışması, kişinin kendisini geçmesidir. Başkasıyla yarışırsanız başkası kadar başarılı olursunuz. Ama kendinizle yarışırsanız kendinizi geçersiniz. Efendimizin enfes bir hadisi var biliyorsunuz. Çok etkilendiğim bir hadistir. Pedagoji tarihine geçmiş bu hadis. İki günü denk olan zarardadır, ziyandadır, kaybetmiştir. Ya bundan daha harika bir başarı örneği var mı? Bunun anlamı nedir? Bulunduğunuz yerde sayarsanız, bulunduğunuz yerde durursanız, siz ziyandasınız. Başarmak için her gün üzerine bir şeyler koymanız lazım. Kendinizle yarışmanız lazım. Kendinizle yarışmanız lazım her gün. Her gün birkaç adım atmanız lazım. Bunun enfes bir misali var sevgili hocam. Carl Lewis adında Amerikalı bir 100 metre koşucusu var. Carl Lewis. Google'a girirse arkadaşlar görürler. Defalarca dünya rekoru kırdı. Onun enfes bir hatırası var. Der ki, ben yıllarca 100 metre koşuyorum. Piste çıktığım zaman hiç rakiplerime bakmadım.
Onlar benim rakibim değil. Ben onlarla yarışmıyorum. Benim rakibim benim. Ben kendimle yarışıyorum. Çünkü şu cümleyi lütfen ezberlesinler. Çünkü başkasını geçen birinci olur. Ama kendisini geçen şampiyon olur. Kendisini geçen başarır. Çok önemli. Evet. Başkasını geçmenin hiçbir anlamı yok ki. Sen başkası kadar boy ölçüsün. Sen kendinle boy ölçüş. Sen kendinle yarış. Çok özel bir konu. Çok önemli. Hocam dediler, biz önce kendimize başarıya inanmış bir arkadaş bulmayı seçtik. Başarılı arkadaşlarla beraber olduk. Başarısız arkadaşlardan birebir kurtulup bir sebebi vardı. Başarısız bir grupla beraber olmak demek, daha başlamadan %70 başarısızlığı satın almak demektir. Ama başarılı bir grupla beraber olmak demek, daha başlamadan %70'lik başarıyı satın almak demektir. Çünkü başarılı grup yarışacaktır birbirleriyle. Birbirlerini iteleyecektir, yüreklendirecektir, cesaretlendirecektir. Birbirleriyle bir hedef oluşturacaktır. Ya başarısız grup önümüzü kesecektir. Önümüzü kesecektir. Efendim, bu konuya çok ibretli bir örnek var ama uzun bir örnek. İnşallah hocam, başlarız. Hocam başka dinlemek bir, istiyoruz. Hocam. Başka bir zaman bu uzun örneği paylaşmak isterim. Yürekler yakan uzun bir örnek var. Dördüncüsü, bu çok daha önemli. Tamam. Çok daha önemli. Hocam dediler, biz hiçbir şart altında mazeretlere sığınmadık. Hiçbir şart altında plansız, programsız çalışmadık. Hiçbir şart altında yapacağımız işi bir gün sonraya bırakmadık. Çok önemli. Çok önemli. Bir cümle söyleyeceğim. Bunu ezberlesinler. Mazeret bulmada usta olanlar, başarıyı asla bulamazlar. Efendim, ben ortaokulda öğretmenken sınıfa girerdim, açın bakalım ödevlerinizi derdim. Allah'ım o gün ödevini yapmadan gelen öğrencisi öyle mazeretler bulmuş gelmişti ki, Allah'ım o gün elektrikler kesilmiş, o gün ne hikmetse anne babayla kavga etmiş, o gün komşular akşam oturmasına gelmişler, o gün ablası abisi kendine bulaşıkları yıkatmış, Allah'ım o gün başına her şey gelmiş. Aslında o gün bir şey olmuş. O gün ödev yapma niyeti yokmuş aslında. Mazeret bulmada usta olanlar başarıyı asla bulamazlar. Bunun da çok enfes bir örneği var. Çok enfes. Onu artık arz edeceğim. Herhalde şimdi beni uyarıyorlar, diğer programın vakti gelmiş bir taraftan da. Onun için maalesef 2 dakika sonra bitirmek durumunda olacağımı zannediyorum. Efendim, bu arada efendim, evet... 5 dakika sonra canlı yayın başlayacakmış. Öbür şeyle. Çok daralmış hocam. Hemen şey yapıyorum. Efendim, şuna geleyim hemen. Bir deistin gözyaşları, affet beni Allah'ım adındaki kitap. Evet, kitap burada şu anda. Şu kitap, bu kitabı istirham ediyorum ne olur. İstirham ediyorum imamlar, öğretmenler, anne babalar, ne olur Allah rızası için okuyun. Sebep reklam falan değil. Benim kitaplarım bugüne kadar 10 milyondan fazla sattı. Kitapların reklama ihtiyacı yok. Ama sizin çok ihtiyacınız var. Çocukların çok ihtiyacı var. Sebebini arz edeceğim. Gittiğim konferanslarda ve imam hatiplerde bile bana deizm, ateizm soruluyordu. Zihinleri bulandırdı. Çocukları Allah'tan uzaklaştırdı. Çocukları İslamiyet'ten uzaklaştırdı. Bir gün hiç unutamıyorum. Hocam, sizin de çok iyi bildiğiniz Türkiye'de yaşayan din adamlarından birisi. Hepini çok iyi tanıyorsunuz. Adını söylemeyeceğim. Hocama saygımdan dolayı aradı. Hocam dedi, benim torunum deist oldu. Benim gücüm yetmedi hocam dedi. Sabahlara kadar gözyaşı döküyor. İmanı, İslam'ı inkar ediyor. Ahireti, kaderi inkar ediyor hocam. Ne yapacağım? Şaşırdım kaldım dedi. İçimi burktu. Biz de ya Bismillah dedik. O kitabı yazmak biraz o gözyaşlarıyla başladı. Ve ortaya yaşamlı çok ibretli
sanki hocamızın kerametiydi. İki gün sonra o ibretli hayat hikayesi ulaştı bana. Çok ibretliydi. Gittim o şahısla birebir görüştüm. İşte o kitap ortaya çıktı ki ben o kitabın her satırına gözyaşı döktüm. Çünkü o kitap yalnızca deistlerin, ateistlerin kitabı değil, Müslümanlar okuması lazım. Önce ben dindarım diyenler okuması lazım. Önce biz kendi eksikliğimizi görelim. İman hakikatini anlatırken, paylaşırken vereceğimiz örnekler, yaklaşım tarzımızla ilgili önce bizim buna çok ihtiyacımız var. Siz zaten okumuşsunuz, onu zannediyorum herhalde fark ettiniz, gördünüz. Bu arada zamanı bitmiş hocam. Saygılar, hürmetler sunuyorum hepinize. Hocam Allah'a emanet çok ediyorum. Teşekkür çok ediyoruz hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun sizden. Hemen sizi o zaman uğurluyoruz. Hiç daha fazla uzatmıyoruz sözü de. Bütün hocam, ayancıklı dostlarımıza hürmetle saygılar ediyorum. Efendim Allah'a emanet olun. Hocam çok sağ olun hocam. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar hocam. Evet değerli konuklar. Hocamızı uğurladık. Biz de burada yayınımızı sonlandırıyoruz. İzlemeniz bizim için çok değerliydi bu yayını. Çok sayıda yorum aldık. 100'ün üzerinde yorum var. Güzel dileklerinizi hocamız elbette daha sonra, yayından sonra okuyacaktır. Onları izleyecektir. Ayancık Müftülüğü sayfasından. Daha sonra bu yayını tekrar izlemek isteyenler için paylaşabilirsiniz. Bu yayın Ayancık Müftülüğü sayfasında kalacak daha sonra da. Ve bir çekilişimiz de olacak nasip olursa. Bu çekiliş neticesinde de yorum yapan izleyicilerimiz arasından 5 kişiye bu kitabımızı, Meraklı Yusuf setini hediye edeceğiz, göndereceğiz. Ben hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Maske, mesafe, hijyen kuralına riayet ederek ve de Rabbimize sığınarak inşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. (Gülüyor)